Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berk Gazeloğlu. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün türlü skeçten sonraki gelen kısım yani Wellmouth'ları işleyeceğiz. Zaten konumuz türlü skeç ve Wellmouth'lardı. Türlü skeçte nasıl çizeceğimizi öğrendik. Nasıl planer ayrı ayrı kullanabileceğimizi öğrendik. Tab tuşunu asla unutmuyoruz. Şimdi ise Wellmouth'larda nasıl structural member ekleyeceğimizi, nasıl extending ve trimming yapabileceğimizi, bunun gibi cornering ve köşeleri nasıl ayarlayabileceğimizi göreceğiz. İsterseniz SolidWorks'ümüzü açarak başlayalım. Şimdi evet, SolidWorks'lerimizi açalım. SolidWorks'lerimizde ilk önce ben buradan Open'a eski çizdiğimiz 3D sketch'i eklemek istiyorum çünkü size burada hemen kısaca swept özelliğini göstermek istiyorum. Şuradan 3D sketch'ten çıkalım. Features'a gelelim. Bakın burada swept kısmı var. Swept kısmını ekleyebilmeniz için arkadaşlar burada bir loop şeklinde yani bir kesintiye uğramadan devam eden bir sistem olması lazım. Bakın görüyorsunuz hiçbir kenar kesinti yok. Mesela benim burada eğer başka bir çizimim olsaydı örnek veriyorum. Ben buna swept ekleyemezdim ki burada ekleyeceğimiz swept circular profile olan yani sketch profile değil circular profile. Burada zaten circular olduğu için burada bize bir çap atıyor 10 mm şeklinde 10 mm. Ve bizim sadece o profili pet'i göstermemiz, seçmemiz gerekiyor. Ve ben seçtiğim zaman zaten benim direkt 3D sketch'im olarak seçiyor. Ve burada bastığım zaman gördüğünüz gibi 3D sketch'in üzerine böyle bir pet'in üzerine swept oluşturdu ki buradan edit feature'da bakın diameter'ları değiştirebilirsiniz. Mesela 20 yapalım gördüğünüz gibi yani büyütebilirsiniz fakat ben onun bizim için daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet bu şekilde. Başka sizde bu tarz bir kesinti uğramayan bir yapıya böyle bir swept kullanımı yapabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Don't save diyelim. Sonra yeni bir part açalım buradan. Evet çok güzel. Şimdi Wellmouth'larda 3D sketch'e tekrar giriyorum. Buradan hemen bir hızlıca bir sketch yapıp sonra hemen size Wellmouth'lar kısmındaki structural member trim extended engap gussets ve weld builds kısımlarını göstermek istiyorum. Zaten chamfer olsun hole wizards olsun bunlar bizim features kısmında da kullandığımız yapılar hiçbir farkı yok. Şimdi 3D sketch'i açtım. Buradan evet xy kısmına geliyorum. Rectangular type seçtim. Rectangular type olarak burayı seçiyorum. Yani burada tabi istediğiniz tarz bir rectangle çizebilirsiniz. Şimdi dörtgenimi hangi plane üzerine oturtacağım onu tabla değiştirerek seçiyordum hatırladığınız gibi. Buradan x plane'ini oturtuyorum. Çok güzel. Evet şimdi ne yapmam lazım? Artık bunu bir defined hale getirmem lazım. Buradan midpoint coincidence istiyorum. Buradan burayı seçiyorum yine midpoint coincidence diyorum. Buradan burayı seçiyorum midpoint coincidence diyorum. Buradan burayı seçip midpoint coincidence diyorum. Ve sonrasında şu kısmı seçip midpoint coincidence diyorum. Sonra bu kısmını seçip midpoint coincidence diyorum. Sonra bakın şöyle şey aldığım zaman evet burayı da burayla coincident hale getiriyorum. Şu an evet şu an tabii ki kenarlarımı yerleştirmem lazım. Bunu along x diyorum, bunu along z diyorum, bunu along x diyorum. Pardon. Bunu along Z diyorum, bunu along X diyorum ve şimdi dimension'ları atamam lazım. Ben dimension olarak 500 diyelim. Sonra şuraya da bir
değişiyor değil çok. Şimdi rectangle'ımı koydum. Şimdi hemen burada bunu bir masa gibi düşünebilirsiniz. Bir masa yapmaya çalışıyorum. Şimdi ZX'deydim fakat benim Y'de masanın bacaklarını eklemem lazım. İki kere tıkladığınız zaman geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde. Aynen bu şekilde. Bunu zaten 3D Sketch izlemiştiniz. 3D Sketch yardımıyla yaptım. Yani şu an ekstra hiçbir bir şey ekledim. Bunların hepsini seçiyorum. Ve bunların hepsini Along Y diyorum. Ve Equal diyorum. Tamamdır. Şimdi sadece bir tanesine bir Dimension'a tamam yeterli olacaktır. Mesela buraya da Dimension olarak ne atayalım? 300. Bence güzel. 300 çok mu büyük oldu? Yani uygun. 300 uygun. Şimdi başka neler ekleyebiliriz bu 3D Sketch'imize? Ben şöyle bir şekil eklemek istiyorum. Bakın şu an zaten X hangi plane'deyim? X'ye'deyim evet. X'ye'de olduğum için şuraya şöyle bir şey. Buraya da şurayı birleştiriyorum. Şimdi şurayı ve şurayı seçiyorum. Along X diyorum. Ve burayı ve burayı seçiyorum. Yine Along X diyorum. Sonra bakın şurada bir sıkıntı oldu. Şurayla şurayı birleştirip merge diyorum. Evet sonra şurayla şurayı Along Y'ye atıyorum. Ve sistemim oldu gördüğünüz gibi. Yani tamamen tam orta şurası tam orta noktasına gelecek şekilde bir şekil. Aynısını buraya ekleyeceğim. Şimdi bunu Mirror Entities'le de yapabilirim. İsterseniz öyle yapayım. Hani görmek isterseniz diye umuyorum. Hani burada şimdi benim ne yapmam lazımdı Mirror Entities kullanmak için? Belli bir plane seçmem lazım. Çünkü 3D'de çiziyorum. Yani eğer normal iki boyutu da çizseydim bir line da benim şeyim olabilirdi. Bir yani o benim referans noktam olabilirdi. Ona göre bir mirrorlama yapabilirdim. Mirror entity istiyorum hemen. Entities burayı seçiyorum. Mirror about diyorum. Burası için şuradaki görüyorsunuz. Buradan front plane'i seçiyorum ve benim seni hemen buraya atıyor. Geliyorum. Tamam. Güzel. Şu an ne yaptım? Bir masa çizdim ve masamı bu şekilde oluşturdum. Bir de ortasına şöyle bir çizgi yapmak istiyorum. Buradan, pardon bu tabi plane'i doğru seçmemiz lazım. Yoksa farklı yerlere doğru da çizmiş olabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Ve hemen aynı hale getireyim. Burayla burayı seçip 100 diyorum. Sonra burayla burayı seçip 100 diyorum. Sonra bunu burayı seçip coincidence diyorum. Bunu buraya seçip yine bunda coincidence diyorum ve sistemim hazır artık. Benim predefined oldu. Artık çıkabilirim. Evet sistemim hazır. Şimdi wellness'lara giriyorum tekrar. Wellness'lardan structural member'lara tıklıyorum. Evet şimdi artık başlayabiliriz. Structural member'lar eklemeye. Şimdi structural member'lardan kastımız ne? Şöyle göstereyim ben size. Mesela çünkü aşağı indirelim size buradan göstermiştim zaten 3D Sketch'te. Mesela burada gördüğünüz gibi bakın bir aslında bu nasıl yani belli bir sketch'in üzerine sadece o çizgileri oluşturan bir structure oluşturulmuş. İşte biz de buna benzer bir sistem kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mesela hemen solidime geri dönüyorum. Burada bir pipe kısmını seçiyorum. İlk önce size pipe'ı göstermek istiyorum. Şimdi buradan grupları seçeceğiz. İlk önce şurayı ve şurayı seçiyorum. Bakın yaklaştırdığım zaman görebilirsiniz. Bakın aynı oradaki gibi. Yani belli bir circular sistem üzerine o çizgi boyunca bir structure oluşturuyor burada. Gördüğünüz gibi. Burada şimdi kenarlar önemli. Kenarları nasıl yapacağız?
kenarda şu şekilde yapacağız. Bakın burada çıkıyor. Apply corner treatment şeklinde mesela şu şekilde yaptığınız zaman bir bu köşe boyunca ikisini de birleştiriyor ki bu bizim kullanacağımız şu an kullanacağımız bir metod olacak ama diğerlerini de göstereyim. Mesela burada diğerini ön kısmı çıkartıyor. Burada diğer kısmı ön plana çıkartıyor. Yani bunları da tabii ki diğer wellness çeşitlerinde kullanacağız. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bunu şuna ayarlayalım. Sonra diğer gruplarımızı seçelim. Şimdi ben bu grubu seçtikten sonra bakın diğerlerine basamıyorum. Bana izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Bunlar aynı plane veyahut aynı doğrultuda değiller. Ben sadece grup eklerken aynı plane veya gruptakileri bir grup olarak ekleyebilirim. Nasıl? Niye grup diyorum mesela? Burayı, burayı, burayı ve burayı seçiyorum. Şimdi ne yaptım? Artık burası benim için bir plane olduğu için bunları aynı anda seçebildim. Fakat şu an bunu seçemem mesela. Şimdi niye grup diyorum? Tekrar burayı, burayı, burayı ve burayı seçiyorum. Sonra tekrar new group diyorum ve ortadaki kısmı seçiyorum. Tabi size eklememiz lazım. C channel'a geçmiş bir anda. Özür diliyorum. Pipe. Evet. Evet tamam. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Evet tamam. Enter diyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi tüm hepsi oldu gibi yani sistemler oldu ama tabi bazı sıkıntılarımız var. Bakın bu yere değmiyor çünkü şurada bir sıkıntı var. Sonra burada yine bir gariplik varmış gibi duruyor. Şimdi bunları ayarlayacağız beraber. Şimdi ben tekrar şuradan edit feature diyorum. Sonra grup 2 için grup 2 buradaydı. Bunun için şöyle bir şey seçiyorum. Grup 3 için de aynı şekilde bunu seçiyorum ve enter'lıyorum. Şimdi ne yaptım? Ne yaptım? Şurayı açık bıraktım. Neden açık bıraktım? Şimdi birazdan göstereceğim. Şimdi tekrar edit feature diyorum. Şimdi köşeleri inceleyeceğim. Şimdi şurada köşeler bakın mor bir nokta var. Buraya tıkladığınız zaman buradaki sistem size time or trim order'larını gösteriyor. Trim order'dan her ikisini de ikiye ayarladığınız zaman bakın o kısmı her ya onu o noktaya gelen her hepsini böyle belli bir oranda eşit bir şekilde kırparak birleştiriyor. Ve ben bunu istiyorum buradaki yer için. Sonra buradaki yer için de aynısını yapıyorum. Bakın ne yapıyorum? Üzerine geliyorum. Basıyorum ve oradaki trim order'ın her ikisini de 2-2 yapıyor. Evet. Çok güzel. Bunu da aynı şekilde oluşturdum. Şimdi görelim nasıl olmuş. Bakın. Gördünüz mü? En başta sanki şurası ön plandaydı bu alttan geliyordu. Şimdi hepsi aynı noktada birleşiyorlar. Ve ben de tam olarak bunu istiyorum. Ve burada yine şöyle bir şey var. Mesela şurayı görelim. Nasıl oluyormuş? Mesela şurada da bastım. Mesela ikisini de ikiye koyduğum zaman bu sefer dedim ya ikisini de birleştirmeye çalışıyor eğer 2-2 olursa. Bu yüzden ben ama burada bunu istemiyorum yani şu köşede bunu istiyorum evet çünkü hepsi gözüktüğü için ama burada bunu istemiyorum o yüzden bunu bu şekilde bırakıyorum. Evet. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evet, böyle olsun. Çok güzel. Şimdi sıkıntı nerede? Şimdi artık sıkıntı benim şuralarda. Buraları düzeltmem lazım. Dediğim gibi oraları söyleyeyim gibi. Bilerek o hale getirdim. Neden bilerek o hale getirdim? Çünkü trim extent yapacağım. Ve trim extent'te benim amacım şu. Belli bir kısımdaki yani belli bir structural member'ı ekledikten sonra belli bir line üzerindeki yapıyı diğer kısma kadar ya extend diyeceğim yani büyüteceğim ya da genişleteceğim, uzatacağım ya da belli bir noktaya kadar onu kesmem gerekecek yani trimlemem gerekecek. Şimdi ben burada şu an bunu görüyorum. Şimdi trimleyeceğim yapı
bu. Peki trimming bağımlıyım ne? Buradan body'yi seçiyorum. Çünkü burada bir face'i seçemem. Buradan da pardon, diğer kısmını geçmeyi unuttum. Buraya basıyorum. Sonra buradan da burayı seçiyorum. Şimdi bakın ne yaptı? Buradaki yapı altını düzleştirdi. Yani şu noktaya kadar buradaki yapıyı kesti. İşte benim zaten istediğim şey buydu. Bakın aslında şu, bakın şurada discard denen iki tane yapı çıktı. Eğer aslında bunlar keep şeklinde de kalabilirdi. Yani mesela kestiğinizde bu şekilde kaldı. Örnek veriyorum. Olabilir yani, o tamamen bilgisayarın yaptığı bir durum. Yani o anda nasıl yapacağım, bende de oluyor bana. Yani öyle istemediğim, mesela kesiyorum ve istemediğim parçalar kalıyor. Bakın burada key kısımları var, görüyorsunuz. Bunlara bastığım zaman discardlayarak o kısımları kaldırabilirsiniz. Evet, tamamdır. Basıyorum ve gördüğünüz gibi sistemim oldu. Şimdi diğerini, aynısını buraya yapıyorum. Trim Extent. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Ve gördüğünüz gibi ikisi de zaten discard'ı geldi. Seçtim ve artık hepsi aynı noktada. Artık benim masam hazır. Şimdi bu tabii neydi? Biz burada pi kullandık. Farklı şeyler de kullanabiliriz tabii ki. Şimdi onları görelim. Siliyorum bunu. Yani köşelerini anladığımızı düşünüyorum. Şimdi bu tabii ki bir circular sistem olduğu için, yani pipe olduğu için biz bunu bu şekilde, hani çok fazla bir hani ekstra yerleşimi yok. Ama şimdi göreceklerimiz tabii ki daha farklı olacak. Şimdi buradan da play diyorum. Evet, şimdi tekrar 3D sketch'imin kendisine geri döndük. Hemen structural member diyorum. Buradan mesela C channel göstereyim sizlere. Bakın C channel'ı gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı. Ya ben şu an tabii C channel yapmayacağım da sadece size göstermek istedim. C channel böyle bir yapı veya başka ne ekleyebiliriz? Mesela C beam göstereyim. Bakın C beam'de böyle bir yapı. Hatta şöyle tıklayayım görelim nasılmış. Yani bu şekilde bir yapmış. Yani bunu da kullanmayacağım. Ama hani en azından bir görmüş olun. Tabii evde de bunu, yani siz de kendiniz fotoğraflarını deneyebilirsiniz. Başka ne var? Ben şimdi Square Cube ile aslında Rectangular Cube aynı, sadece Square Cube. Yani adı üstünde kare bir yapıyla Rectangular dikdörtgen bir yapı. Yani çok büyük şeyi yok. O yüzden ben şu an size Rectangular seçeceğim. Size olarak da küçük olanını seçeyim şöyle. Evet. Sonra grup 1'i seçtim zaten. Şimdi artık yeni bir grup seçeceğim. Yeni grup için burası, burası. Bakın bu sefer de aynı, bakın biraz öncekinde bunu seçtiğim zaman bunları seçememiştim. Neden? Çünkü aynı plane'ini seçtiğim için sistemde bunu almamıştım. Ama bu sefer de aynı direction'da olanları, yani hepsi yerin üzerinde olduğu için bunlar, bunları aynı anda seçebiliyorum. Ben ne grup diyeceğim? Bunu ve bunu seçeceğim. New group diyorum. Bunu ve bunu seçiyorum. Sonra new group diyorum ve bunu seçiyorum. Yoksa tekrar grup 1'e tekrar dönüyorum. Şimdi grup 1'de tekrar köşelere bakacağım. Köşeleri inceleyeceğim. Nasıl oldu? Onlara bakacağım. Aslında şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunları seçmeyelim. Bunları yine bakın. Çünkü neden? Bitireyim, anlatacağım. Şimdi burası çok büyük oldu. Yani normalde biz bu kadar geniş bir yani şu, yani benim bu kenara koyduğum bu üçgenimsi yapılar burada çok kaba durdu. Ben en iyisi burada editleyeyim. Grup 3 ve grup 4'te onlar. Grup bunu deleteleyeyim. Ve grup 4'ü deleteleyeyim. Sonra bunlara sileyim. Bir de bir tane daha açayım. Buradan da pipe seçeceğim. Küçük olan grup. Evet. Bunu ve bunu seçiyorum. Bunu ve seçemiyorum. Niye new group yani lazım? Çok güzel. Bunu ve bunu seçiyorum. Tamam. Bunlar da böyle dursun. Şimdi tekrar rectangular tube kısmına tekrar edit feature diyorum. Grup birim seçiliyor. Evet. Şimdi
köşelerine bakalım. Neler yapabiliriz buralarda? Şimdi. Şimdi bakın burada şöyle bir yaklaşayım şuraya. Şu şekilde yapabiliriz. Yani ikisini birleştirir tam köşe kısmında ki bunu görmüştük. Şu şekilde bırakabiliriz. Veyahut tam tersi bu ön kısımda kalabilir. Fakat ben burada mesela bunu yaptık. Şunu yapalım. Buradan daha net görüyoruz çünkü. Evet. Şimdi bunu yaptık. Yani şu taraf ön kısımda kaldı. Şimdi ben şöyle de bir şey yapabilirim. Yani ne yaptı? Şurayı üst kısmı üzerine doğru extendledi. Yani uzattı bakın. Böyle yaptığım zaman ise uzatmadı. Sadece dimdik kaldı ki böyle kalsın. Mesela böyle olduğu zaman ben buraya bir gap ekleyebiliyorum. Gap ne demek? Mesela büyük ihtimalle diyor ki burada bir boşluk kalsın. Gördüğünüz boşluk bıraktım ama ben tabii ki bu boşluğu kullanmayacağım sadece size göstermek için. Yaptım. Burada bunun dışında ne yapabiliriz? Bunun dışında bu sistemde mesela şimdi rektangle'ın uzun kısmı Y'ye bakıyor. Ben ama diyorum ki şu yatay olsun. Yani yatay kısımda kalsın istiyorum. O zaman nasıl yapacağım? Buraya mesela 90 eklediğim zaman gördüğünüz gibi ne yaptı? Benim artık yapımı bu şekilde yerleştirdi. Yani bu sefer uzun kısım X'e gelmiş oldu. Sonrasında bunu enterliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Güzel. Ben aynısını aynı şekilde editleyeceğim. Ve şu kısmı da aynı şekilde grup 2'yi pardon grup 3'ü özür diliyorum. Aynı şekilde 90 derece döndüreceğim. Çünkü o da 90 derece dönsün. Aynen öyle. Sonrasında enterliyorum. Evet, şu an sistem yavaş yavaş daha güzel olmaya başladı. Şimdi ben diyorum ki bir de köşelerden inceleyelim. Şu kısma yani bu kısımdan da açık olan kısım. Bu kısım olsun buradan da açık olan. Şimdi sonuçta burası burayı kapalı ama ben öyle istemiyorum. Yani bunu iki kısımda açık olsun. Bunun da aynı şekilde iki kısmı açık olsun istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Tekrar Rectangular'a geliyorum. Edit Feature diyorum. Köşeye tıklıyorum. Köşeye tıkladıktan sonra bakın şu şekilde yaptığınız zaman bakın ne yaptı? Bu köşe için sadece bu kısmı uzattı. Eğer diğer kısımdan yaparsanız yani buradan değil de direkt Rectangular tube açılıyor. Yani buradan Structure'ın member kısmı açılıyor ve şuradan yapıyorsunuz. O zaman yaparsanız tüm grup 1 için uygulanır bu. Ama ben bunu istemiyorum. Ben sadece o köşe için istiyorum. O yüzden bu şekilde bıraktım. Sonra aynısını tekrar geliyorum. Buraya uyguluyorum. Evet, bu şekilde bu kısmı uzatmış oldum. Tamamdır. Etiliyorum ve gördüğünüz gibi bu kısımda açık taraf oldu, bu kısımdan da açık taraf oldu, bu kısımdan da açık taraf oldu. Evet. Yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Fakat size bir de şunu göstermek istiyorum. Ben bunu birazcık farklı bir şekilde yerleştirmek istiyorum. Yani şimdi bakın benim 3D sketch'im tam bu structural member'ın orta kısmına yerleşmiş. Fakat ben bunu değiştirebilirim. Nasıl değiştireceğim? Şu şekilde. Rectangular'a tekrar geliyorum. Edit Feature diyorum. Sonrasında bakın aşağıda ben 90 derece ayarladım. Yerde Locate Profile kısmı var. Locate Profile kısmına tıkladığım zaman bana diyor ki sen bunun diyor nasıl yerleştirmek istiyorsun? Ben de onun için şu şekilde. Şimdi evet şu şekilde aldım. Bakın burada benim noktalarım çıktı. Bakın şu profil üzerinde bakın bu noktamı gösteriyor. Bu çizgimin hangi noktadan geçmesini istiyorum? Mesela ben diyorum ki şu noktadan geçsin. Ne yaptı? Tüm sistemi yani tüm şeyi bakın. Şu benim 3D sketch'imdeki aldığım yeri buradan itibaren çizdi. Tüm hepsi için. Bakın bu sefer ama ne oldu o yüzden de aşağıdaki yerler dar, yani aşağıdaki yer açıkta kaldı. Tabii onun da tekrar locate profilde onu da içeri doğru alabiliriz. Ama onun yerine ben diyorum ki bunu öyle yapmayalım. Tekrar locate profil diyelim. Evet.
Şöyle yapalım. Yine tam ortada olsun. Ama yukarıda olsun. İstiyorum. Şöyle biraz çevireceğim. Tam çünkü göremiyorum şu an. Evet. Şu kısımda olsun. Evet, tamam. Basıyorum Enter'a. Evet. Yani ne yaptı artık? Benim tam ortadaydı. Bakın hatırlıyorsunuz bu daha yukarı kısımdaydı ama artık öyle değil. Biraz daha aşağıda kaldı. Onu da zaten trimming ile şu kısmı çekeceğim. Ama şu an ne yaptım? Bunu locate profile ile bu profili tam merkezinde değil de şu alt kısma dan geçecek şekilde yerleştirdim. Şimdi şu an güzel duruyor. Bir sıkıntı göremiyorum. Evet, hepsi güzel. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu kısımları düzelteyim istiyorsanız. Çünkü şunlar hem buradan sıkıntıda. O yüzden Trim Extend kısmına geliyorum. Trim Extend kısmından yaklaştım. Yine Body Strength diyor. Bunu seçiyorum tabii ki. Bu sefer Face seçeceğim. Çünkü şu Face'e kadar gelmesini istiyorum. Evet. Şimdi şunu discard'lıyorum. Bakın ne oldu? Bakın tekrar göstereyim size orayı. Bakın burası keep şeklinde kaldı. Ama ben ne yapıyorum? Buna tıklayarak discard hale getirip orayı zaten yok ediyorum. Sonra getiriyorum. Bakın ne yaptı? Benim bu Python'ı sadece bu yüzeye kadar getirdi. Artık bundan sonra geçmiyor. Çünkü zaten ben bunu ne yapacağım? Buraya kaynak yaparak, bunu bir demir olarak düşün mesela. Oraya kaynaklayacağım ve benim burası sadece bu yüzey üzerinde duracak. Aynı şekilde bunu da yapayım. Evet, face dedim, buraya dedim. Keep yine çıktı. Discard'lıyorum. Evet. Aynısını diğer kısım için de yapayım. Trim Extend burası. Facing burası olacak, pardon. Buna geldim, buna ekledim, buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Şuraya keep dedi yine. Buraya iki kere tıklayarak discard hale getirdim. Ve bunu da yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Trim Extend. Buraya tıklıyorum. Ve buraya tekrar basıp buraya tıklıyorum. Burayı tekrar keep dedi. Discard hale getirdim. Ve tıkladım. Evet, benim için şu an tüm kısımlar oldu. Şimdi bakın burada bir altta bir yer kalmış. Niye bir sürü yukarı çıkartınca bu da yukarı çıkartmış. Gerekiyordu onu da hemen yukarı çıkartıyor. Nasıl yapıyorduk? Edit Feature dedim. Bu hangisiydi? Grup 3 olması lazım. Grup 3. Ben tekrar aşağı iniyorum. Bakın tekrar Locate Profile diyorum. Ve şu aşağıdaki kısmı seçiyorum. Evet. Tamamdır. Bu sistemim artık hazır. Bakın. Güzel oldu. Şimdi tekrar birinci structural name'leri eklediğimde de aynısı olmuştu. Bunda da aynısı var. Burada yine trim extent ile bu sefer body seçiyorum. Tabii ki trim body bu. Nereye kadar? Buraya kadar. Tabii ki onun diğer kısmını seçecektim. Burayı seçtim. Discard gözüktü zaten. Çok güzel. Aynısını tekrar trim extent diyorum. Bunu seçiyorum. Body olarak da bunu seçiyorum. Yine discard'ı gördüm ve evet, ne yaptı şu an? Benim tüm yüzeylerim artık aynı plane üzerine geldi. Şimdi artık bir sıkıntı yok. Sadece şu kenardaki yeri uzatmam lazım. Extend, bakın. Extend'lemem lazım. Onu zaten göstermiştim. Onu trim extend'le de yapabiliriz. Yani burayı seçeceksiniz. Göstereyim isterseniz. Burayı seçeceksiniz. Sonra Face seçip burayı seçtiğiniz zaman o zaten yine extend yapacak. Fakat daha kolayı var, yani bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Şuradan hemen şunu yaptığınız zaman zaten tüm sistem için aynısını yapıyor. Ve oldu. Yani burayı üzerine doğru uzattı. Ki bunu aynı şekilde buraya doğru da yaptı. Şu an sistemim hazır gibi. Ne yapacağım başka? Şimdi artık end cap kısmı var ve gusset ve weld build kısımları var. Bunları yapacağım. Yani şuradaki şimdi ilk önce o zaman end cap ile başlayalım. End cap mantığı şu. Buradaki boşluğu kapatmak istiyorum mesela. Ben örnek veriyorum. Ve
Amacım oradaki boşluğu kapatmak olacak. Fakat şurada bakın bir sıkıntı oldu. Fark ettim mi diyorum. Ben bunu şu an yeni fark ettim. Bu kısmı da uzatmış. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Yani ne yapacağım? Peki şöyle bir şey yapacağım. Rectangular'a giriyorum. Edit Feature diyorum. Bakın. Şu aşağı bir şey vardı. Grup 2. Bunu aşağı indim. Pardon. Grup 1'e geliyorum. Bunu tekrar bu hale getiriyorum. Evet. Tamam. Sonra şöyle yapacağım. Anladığım kadarıyla biz buradan yaptığımız için tüm hepsini uzattık. Fakat ben onu istemiyorum. Sadece bu kısımların köşelerinden uzanmasını istiyorum. O yüzden buradan ayarlayacağım muhtemelen. Hayır. Yani aslında şöyle de yapabiliriz. Burayı yapınca orasının neden çıkmış şu an ben tam anlamadım. Grup 2'ye geliyorum. Evet. Tamamdır. Evet, şimdi grup 1'e tekrar geleyim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Buradan böyle diyelim. Sonra Trim Extend kısmına yapalım. Normalde böyle olacağını düşünmemiştim. Trim Extend kısmına şu kısım ve bu kısmı seçtiğimiz zaman evet şu kısımdan Blow Extension'la buraya doğru çekebiliyoruz. Evet, bunu yapalım. Aynısını burayı için de yapacağız. Burayı seçtim. Sonra burayı seçtim ve şu şekilde tıkladım. Evet. Aynısını burayı için de yapacağız. Trim Extend diyorum. Burayı seçiyorum. Burayı buraya seçiyorum ve uzatıyorum. Aynısını burayı için de yapacağız. Trim Extend diyorum. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Uzatıyorum. Ve evet hatırladım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi yaptı ama burayı yukarı çıkartmadı. Yani Trim Extend'den bunu kolayca yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi muhtemelen orada başka bir sıkıntı oluştu. Yani burada normalde böyle bunun yukarı çıkacağı çıkmamasını tahmin ediyordum. Onu tekrar bir daha incelememiz gerekebilir. Bazen böyle sıkıntılar olabilir ama ekstra çözüm yollarımız olduğu için bir sıkıntı yok. Evet, şimdi burayı bu şekilde ayarladık. Alt kısımlarını ayarladık. Şimdi şuradan EndCap ile bu kısımları dolduracağız. Nasıl yapacağız? Şuradaki yüzeyi seçiyorum. Bakın yüzeyi seçtiği zaman bana bir zaten preview olarak verdi. Bunu 3 yapacağım. Evet. Ondan sonrasında şurayı bakın burada boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ki ben burada çok da şurayı bir tam karşıdan alayım. Evet. Şöyle biraz küçülteyim biraz daha. Şöyle yeterli olacaktı diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha büyük. Tamam. Bakın buradan Corner Transmute'dan Chamfer veya Fillet ekleyebilirsiniz ki ben Fillet ekleyeceğim. Burayı tabii ki 5 yapacağım. Pardon. 4 yapıyorum evet. Evet tam köşeden şöyle geçsin. Güzel oldu gibi diye düşünüyorum. Hatta şunu aslında 0.9 yapsam ya da 7 yapsam daha güzel olacak. Evet 7 yapsam daha güzel olacak. Tamam. Bakın nasıl oldu şimdi? Evet. Burayı gördüğünüz gibi kapattı. Bunu ve diğerlerinin hepsi için de uygulayabiliriz. Hemen etiket diyorum. Buraya tıklıyorum. Zaten uyguladı. Corner Treatment'ı basmam gerekiyor tabii ona da bastım. Burayı uyguladık. Aynısını geliyorum. Buraya yapacağım. End Cap diyorum. Buraya tıkladım.
Control Enter'a tıkladım. Aynısını koyuyorum. Buraya da geldim aynı şekilde. Enter atıyorum. Buraya tıklıyorum. Corner Tracing'e tıklıyorum. Ve buraya da tıkladım. Evet, oldu diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sistemim oldu. Entkip'i de görmüş olduğunuz sayede, yani buralara fillet'lar ekleyebiliyorsunuz veya aynen yani köşeleri şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada size tabii onları da göstermek isterim. Edit Feature. Bakın burada biz şunu seçtik. Bunu seçsek outward diyor, yani dışarı doğru ekledi fark ettiyseniz. Eğer bunu seçseydiniz nasıl olacaktı? Şu şey diyor, yani içeri doğru yapacaktı ve birazcık da burayı kırpmış olacaktı ki ben bunu istemiyorum. Çünkü neden? O zaman şurada bir boşluk oluyor ki bu hoş bir şey değil bizim açımızdan. O yüzden bunu tekrar edit feature diyorum. Bakın böyle yapsaydım da bu sefer mesela bu sefer yani iç kısma doğru yerleştirecekti. Ben bunu da istemiyorum. Çünkü ben tam bu köşede kalsın ki tamamen kapansın istiyorum. O yüzden ben bunun outward'a doğru, yani dışarı doğru bir kısım eklemeyi daha uygun gördüm. Evet, bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gust kullanalım. Burada gust amacı ne? Bakın burada zaten şekil itibariyle iki tane kısım arasında bir şey göstermiş. Yani yapı koyuyor ki neden? Destek amaçlı. Yani mesela iki kısım arasına mesela şu şekilde bir şey ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Mesela şunu seçiyorum, şu yüzeyi ve şu yüzeyi seçiyorum. Ve bakın bize bir preview olarak zaten modeli gösterdi. Şimdi bakın buradan belli bir uzaklığı, buradan da belli bir uzaklığı oynayabiliyorsunuz. Ben buraya 60'a 60 koyayım. Evet. Buradan tabii başka şekillerde de koyabilirsiniz. Mesela biz burada ben üçgen kullanmayı düşünüyorum. Yani istediğiniz bir şekilde koyabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Peki burada başka neyi kullanabiliyoruz? Bakın burada location'ı yerleştirebiliriz. Alt kısım. Bunu yerleştireceksin orta kısmı mı, üst kısmı mı? Ve her bir alt kısım içinde burada offset kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada mesela en alt kısmı yerleştiriyor. Bu orta ve fakat ben ortanın ortasına yerleştireyim. Sonra basıyorum ve tamamdır. Benim için yerleştirmiş oldu. Aynısını bir de şu köşeye yerleştireyim. Yes istiyorum. Bu köşeyi de burayı seçiyorum. Zaten 60 60 yerleştirdi. Enter'a tıklıyorum. Sonrasında bir de route build göstereyim size. Route build ne? Bu aslında kaynak yapma işlemi. Şimdi kaynak yapacağız. Nereye yapacağız? Yani mesela iki tane demir parçasının o köşesini ne yapıyoruz? Tabii kaynak yapmamız gerekiyor. Hani tutturmak için. Şimdi nasıl yapıyoruz onu? Burada Weld Path diyor. Weld Geometry'yi seçtim. Weld Geometry'den burayla burayı seçiyorum. Ve bana bir zaten yine Preview'la bakın burayı gösterdi. Diyor ki sen burada bir ne yapacaksın diyor. Bir kaynak yapacaksın. Ben burada Selection demiyorum da both sides diyorum. Both sides deyince o yüzeyin ve o parçanın tüm iki kısmını da seçiyor gördüğünüz gibi. All around deseydim her tarafı seçerdim ama benim bu köşem zaten yok. Yani ben niye all around diyeyim? Both sides diyeceğim bu yüzden. Aşağıda bakın from to length diyor. Ben buradan şu kısmı bakın pardon. Şu kısmı tekrar geliyorum. Buradan ben boyutunu ayarlayabiliyorum. Nasıl ayarlayabiliyorum? Şu şekilde mesela kısalttım. Ve birazcık şuradan da çekeyim içeri doğru. Evet şöyle kalsın. Çok güzel. Tam hani köşeye de denk gelmesin. Bu ara kısımda benim bir şeyim olsun istiyorum. Bunu parçalı hale de getirebilirsiniz. Aynı bir şekilde nasıl yaptım onu bakın. Intermittent welds demiş. Gap welds yapabilirsin. Pitch welds. Pitch and weld length şeklinde yapabilirsiniz. Ben burada bunu seçtim. Buradan ayarları verebilirsiniz. Mesela burası 5 olsun. Burası da örnek diyorum 4 olsun. Tamamdır. Ya da 6 mı yapsam? Burayı da 4 yapayım. Evet daha güzel oldu gözüktü. Sonrasında bu şekilde ekledikten sonra
Bunu bakın, burada benim bir de boyutlarım var. Mesela örnek veriyorum, bunu 2 değil de 3 de yapabiliriz. 4 de yapabiliriz. O neyin yarı çapını söylüyor? Sizin orada açacağınız kaynağın yarı çapını söylüyor. Ben fakat burayı 2 eklemek istiyorum. Çünkü benim burası çok büyük bir alanım değil. Ben hatırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi sistemim eklemiş olması lazım. Evet, sistem ekledi. Bakın burada şu an benim sistemim gösteriyor. Yani bu size burada bir kaynak olacağını göstergesi. Fakat diyorsunuz ki ben burada hiçbir şey göremiyorum. Nasıl göreceğim onu? Onu da View Hide Show kısmından, bakın burada Wealth Build kısmı var. Wealth Build'e tıkladığınız zaman bakın burada artık benim gördüğünüz gibi kaynaklarımı da göstermiş oldu. Bakın aynı şekilde alt kısmına da eklemiştik. Alt kısmında da gösteriyor. Şimdi aynısını ben bu Wealth Build aynısını bir de şuraya eklemek istiyorum. Wealth Build dedim. Burayı ve burayı seçtim. Both Sides dedim. Zaten 2 vermiştim. From to Link dedim. Evet, şuradan sıkıştırıyorum. Şuradan da aynı şekilde yaptım. Biraz şöyle yapayım, biraz daha kısaltayım. Sonra Intermittent Wells dedim. Burayı tabii ne yaptım? 5'e 4 dedim. Bakın burada Cigarette diye bir tane kısım var, altta bir kutucuk. Buradan da bastığınız zaman bu sefer üsttekinin boşluklarına gelecek şekilde yerleştiriyor. Diğer türlü tamamen aynı yere gelecek şekilde yerleştirmiş oluyor. Ben burada bu sefer buna basacağım. Böyle bir aradaki boşluklara denk gelsin. Bunu da enterliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine sistemimi oluşturdu ve burada benim bilgilerimi yazıyor. Ne diyor? 2 milimlik bir yarı şeyde olacak. Yarı çapta olacak. İşte 5'e 6 şeklinde aralıklarla yerleştirilmiş olacak. Evet. Aynısı bir tane de şurada yapmak istiyorum size. Görmüş olalım. Burada gördüğünüz gibi bir anti-cap eklemiştim. Bunun Wealth Build'ını da ekleyelim. Şimdi nasıl yapacağım? Wealth Geometry, bunu seçiyorum. Ve bunu, pardon, bunu seçmiyorum. Şunu seçeyim. Şimdi bunu. Şunu seçeyim. Ve bir de şuna geleyim, bir de şuna seçeyim. Evet, şu an arayı gösterdi benim için. Şimdi ben burada dediğim gibi both side diyebilirim, iki tarafı verebilirim, ama burada all around diyeceğim. Çünkü bunun tamamı zaten değiyor ve tamamını bir ben ne ekleyebilirim? Bir kaynak yapabilirim. O yüzden iki kısmını ekleyeceğim. Bunu intermittent yapmayacağım. Çünkü zaten benim tamamı bu şekilde olsun istiyorum. İki güzel olacağını düşünüyorum ve basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi sistem oldu. Bu sefer diyelim ki çok büyük. Yani baktığımız çok büyük bir kaynak olacağını düşündüğümüz ve buradan bakın Wealth Folder kısmı var. Bakın buradan Wealth Folder kısmından silebiliyorsunuz. Nasıl silebiliyorsunuz? Yani mesela diyorsunuz ki ben şunu şuradan basayım, play ekleyeyim, yes dedim ve gördüğünüz gibi silindi. Yani buradan hani bu tarz bir silmeyi de yapabilirsiniz. O yüzden sildim ve dediniz ki orası öyle büyük geldi. Ben o zaman tekrar bir ekleyeyim. Bastım. Şuna bastım. Tekrar şu yüzeye bastım. Algorithm all around dedim. Fakat bu sefer burayı bir yapacağım. Aynen öyle. Wealth Build dedim. Bakın gördüğünüz gibi artık daha güzel gözüküyor. Ve burada da benim bilgim yer aldı. Burada bir kaynak var diye bildiriyor. Eğer buna mesela başka birisi bakacak, bir teknisyen mesela böyle bir kaynak yapması gerekiyor. Buradaki yani ne yapacak veya bir, siz bunu bir yere götürdünüz ya, böyle bir kaynak yaptırmak istiyorsunuz. Ve bu şekilde bu SolidWorks'te bu teknik anlamda o bilgiyi sağlayacak oradaki kaynak yapacak kişiye. Bu şekilde ben masamı oluşturdum. Bakın şurada yine aynı şekilde bir uzantı eklemek istiyorum. Onu tekrar Rectangular'dan yapmayacağım. Trim Extent'ten yapacağım. Burayı seçtim. Burayı seçtim ve uzattım. Ben de burayı da seçtim ve uzattım. Evet, tamamdır.
Gördüğünüz gibi iki kısmı da seçtim aynı anda. Bu benim extend yapacağımdı. Nereye uzatacaktım? Bu ikisine ve o kısmı seçerek uzatmış oldum. Şu an benim masam hazır. Fakat benim şu an 3D sketch'im de gözüküyor. O yüzden ben 3D sketch'imi buradan Hide kısmına basarak kaldırdım ve daha net bir görüntüye ulaşmış oldum. Buradan tabii. Şuradan orientation'a girelim. Buradan geometrik bir görüntü istiyorum. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi benim artık masam hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir, umarım anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yani tabii ki takıldığınız yerler olabilir, evde deneyin lütfen. Yani SolidWorks kullanın, sadece izleyerek öğrenemezsiniz. Bunu mutlaka uygulamanız lazım. Farklı şekiller, çizim, farklı 3D sketch'ler yapın ve onların üzerinde bu structural member'ları deneyin. Farklı trim extent seçenekleri deneyin. Yani bu sizin de birazcık emeğinizle iyice gelişecektir diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.